Edirne Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda konuşan Birlik Başkanı Mustafa Su İçmez, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgiler verdi. 2022-2023 yılı içerisinde süt toplama merkezlerinde noksanları tamamladık. Bosnaköy'de mağdur olan üreticilerimize yeni bir süt toplama merkezi kurulma aşamasındadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın istediği standartları yerine getirilerek bütün merkezlerimizin bakım ve noksanları tamamlanarak yasal zorunluluk olan bu uygulamalar gereğini yerine getirilmiştir. 2020 yılı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu süt analiz desteği programı kapsamında tüm üyelerimizden süt numuneleri alınarak bakanlığımıza iletilmiştir. Analizleri ilimizde gerekli teknik cihaz ve personel olmadığı için laboratuvar yok Edirne'de arkadaşlar bunu yapacak. Tekirdağ'a götürmek durumunda kaldık. Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla neticesinde Allah razı olsun giden valimizi de burada kulağını çınlatayım. Onun desteğiyle birliğimize bu analiz sistemini kurduk. Bu çok basit bir şey değil arkadaşlar. Şu kadar şeyde yazmıyorum. 30 bin euro yurt dışından geldi. 2022-2023 yılı arasında birliğimizin çalışıp emekli olan, demin de bahsettim, personel sayısı 5 kişi olup kıdem tazminatları tutarı 780 bin TL emekli olan personelimize peşin olarak ödenmiştir. Sonrasında birlik başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Mustafa Su İçmez'le İzzet Bayburan yarıştı. 194 oy alan Su İçmez yeniden birlik başkanı seçildi. Bayburan ise 94 oy aldı. Yapılan seçimin ardından Edirne Süt Üreticileri Birliği'nin yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Mustafa Su İçmez, Ahmet Teferiş, Metin Yılmaz, Ahmet Karanfil, Salim Gençalp, Mustafa Tarlacı ve Seyfi Uz. Denetim kurulu üyeleri ise Suat Tabak Pehlivan, Mahmut Yaman ve Serkan Bahar. Merkez Birliği delegesi ise Mustafa Su İçmez.